Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda meslektaşım Recep Eser'le birlikte Almanya'yı bekleyen çok büyük bir tehlikeyi sizlere aktaracağız. Rusya gizli planını bilerek bizce deşifre ettiği Almanya için alarm zilleri çalmaya başladı. Bir diğer ifadeyle bunun anlamı şu. Almanya'nın kıyameti yakın. Neler olacak? Fatih, Amerika'nın yönlendirmesiyle ve Fransa'nın gazıyla giderse Almanya'nın başına gerçekten yani bir kıyamet senaryosu var. Rusya binlerce yıllık bir devlet. Yani öyle 30 yıllık, 40 yıllık Avrupa'daki birçok ülke gibi 40-50 yıllık tarihi yok binlerce yıllık bir devlet ve buna göre bir devlet geleneği var. Ve Putin de herhalde Rusya'nın başında şu an çok yani büyük bir devlet adamı bu tarzıma şey dehşet bir plan. Ve şunu da hatırlatmak isterim. Ee, Türk ordusunun bir yıldırım harekat planı vardır. Yani bir ordu 72 saatte karşıdaki rakibini çökertebiliyorsa dolayısıyla ondan sonra birlikleri kazasız belasız içeriye çeker. Yani bu Azerbaycan'ın 44 saatte. Aynı. Bizim işte Afrin'de Türkiye buraya 8 ayda giremez, 3 yılda çıkamaz dediler. Ne oldu ordumuz? O Afrin gibi zorlu bir coğrafyada operasyonu çok kısa sürede bitirdi. Diğer operasyonlar ayrı. Kuzey Irak'taki hareketlerimizi görüyorsun. Kıbrıs'ın tekimi öyle 3 günde Türk ordusu sonuç aldı orada. Azerbaycan'ın o kadar desteklenmiş Ermeni güçleri karşısında yani 30 yıldır mevzilenmiş e, ee, Ermeni güçlerini 3 günde tarumar etmesi bu 72 saatin önemi budur. E şimdi bir de Rusya'da bir Türk haklı da var aslında. E, izleyicilerimiz bilir mi bilmem ama Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu aslında Türktür. Bir Tuva Türküdür, Hristiyan Türktür. E, Moğolistan'ın üstünde yaşarlar. E, dolayısıyla bir Türk haklı burada da kendini gösteriyor. Planlardan benim sezinlediğim o. Şimdi Öyle, şunu pardon, mu? Yani Rusya Almanya'ya bir yıldırım harekatı evet. planlıyor. Yani Ukrayna'da gördüğümüz gibi karadan tanklar geldi, işte mevzi aldı, şu aldı, toplar dizildi, piyade gitti şeklinde değil. Bu bir anda ekonomisini ve altyapısını çökertme planı. nereye nereyi vuracak abi? Türkçesi bu. Türkçe... Yani Rusya'nın hedefinde Almanya ile ilgili bu planda ne var? Almanya'nın zaten bir doğru dürüst ordusu yok Amerikan birliklerinin dışında. Almanya'yı çökertecek, refah toplumlarını çökertecek en akıllıca plan altyapı tesislerini ve enerji tesislerini vurmaktır. E, gerçi Almanya kapattı herhalde ama açmayı tekrar e, tartışılıyor. İlk vuracağı yer nükleer santraller, elektrik santralleri, havalimanları. Dolayısıyla büyük yani Almanya endüstrisinin sanayisini çalışamaz hale getirdiğinde Rusya kalıp oturup izleyecek ondan sonra. Ben hemen sana bir katkı sunayım. Değerli izleyicilerimiz Rusya'nın yeni piyasaya çıkardığı, daha doğrusu tanıttığı Zirkov adlı saatte 12.300 kilometre ses hızının 10 kat daha hızlı bir füzesi var. Ve bu füze şu anda Rusya'nın ana karasından tamamen bağımsız olan kaliningrad'da bulunuyor yani Burası Rusya'nın Almanya'dan çekilirken kendisine bırakmış olduğu bir yer kaliningrad tamamen Rus toprakları Baltık, Baltık denizinde ve buradan bu zirkov füzesinin kalkıp başkent Berlin'e ulaşması sadece bir dakika Dünyada şu anda bu Zirkova karşı gelecek bir hava savunma sistemi yok arkadaşlar. Fatih işin daha tehlikeli boyutu her roket füze nükleer başlık taşıyamaz. Zirkonlar nükleer başlık taşıma kapasitesine de sahip ve durdurulamaz silahlar. Durdurulamadığı için mevcut yani bu şekliyle bile yani güncel patlayıcı maddelerle bile yerle bir eder. Rusya şu an bu füzeden her gün 50 tane envanterine katıyor Fatih. On binlerce füze ve bunu özellikle kullanmıyor. Bunu büyük savaşı hazırlıyor. Ukrayna onun için sadece bir zaman kazanma savaşı. Buradan ilerleyeceği ülkeler Polonya, Litvanya gibi Baltık ülkeleri ve sonra Almanya geliyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu anlatmış olduklarımız Rusya'nın gizli planı. Bilerek bunu deşifre ettiler. Ve şunun için deşifre ettiler. Dediler ki Almanya ayağını denk al. Biz Ukrayna'yı ne kadar desteklediğini biliyoruz. Ama siz bizim karşımızda daha fazla dayanamazsınız. Nitekim doğru şu anda Avrupa'da cephane bitmiş vaziyette Almanya, Fransa ve Polonya daha dün bir araya geldiler ve Dünyada silah satıcılarından Ukrayna için silah satın alma kararı aldılar. Ama Rusya tamamını kendisi üretiyor. Arkadaşlar. Aynı tehlike Fatih sözünü kesiyorum. Fransa için de geçerli. Biliyorsun Mısır'da ve yani zaten donanmasında yani gemilerden de atılabilen bir, bir füze bu zirkon e, Fransa eğer geçen hafta aldığı Ukrayna'ya asker gönderme kararından geri dönmese bu füzelerin kullanılacağı ilkel Fransa olacaktı belki. Aynı tehlike Fransa'yı da bekliyor. E, yani Almanya bu Fransa'nın gazına, Fransa nispeten uzak Rusya'ya ama e, günümüz teknolojisinde hiçbir şey uzak değil artık. E, dolayısıyla Fransa'nın aklı ve Amerika'nın aklıyla Almanya'ya giderse e, korkarım Almanya tekrar bölünecek. Evet. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz Almanya'nın Rusya ile ilişkileri çok iyiydi. Petrol alıyor, doğalgaz alıyor, ticareti muhteşemdi. Araba satıyor, onu alıyor, bunu veriyor vesaire vesaire. Durduk yere. Şu anki siyasetçilerin iş bilmezliğinden Amerika Birleşik Devletleri'nin tuzağına düşerek Rusya'yı kendilerine düşman ettiler. Şu an yaklarına sıktılar Fatih. Evet, şu anda Almanya'da yaşayan insanlar bugün hayatı daha pahalı bir şekilde yaşayabiliyor yaşıyorsa. Emekliler, işçiler sokaklara çıkıp protesto gösterileri yapıyorsa bunların hepsi bu Merkel döneminde başlayan şu anki basiretsiz Scholz Başbakan Scholz'un yanlış politikaları yüzünden Rusya ile düşman oldu arkadaşlar. Türkçesi bu. Amerika'nın gazına geldi. Amerika 8000 kilometre öteden ellerini böyle yapmış izliyor. Diyor ki şunu yapın bunu yapın diyor. Amerika bu işten en karlı çıkan şu anda ev kiralarının Almanya'da yüksek olması. En ucuz market olarak bildiğimiz Aldi'ye bile gittiğimizde fiyatların bir yıl önceye göre %20 daha pahalı olması. Elektrik, doğalgaz gibi temel kullanım ihtiyaç enerjilerinin bugün daha fazla fatura ödememizin nedeni şu anda Almanya'daki siyasetçilerin Rusya ile yanlış politika sürdürmeleri. Başka bir izahatı yok bunun. Yani Almanya arı kovanına çomak soktu. Ee, Putin çok değişik bir lider Fatih. Diyor ki Rusya'da olması önemli değil diyor. Rusya dışındaki bir Rus da Mağdur oluyorsa ben onun hakkını ararım diyor. Benzer gerekçelerle Gürcistan'a girdi, benzer gerekçelerle Ukrayna'ya girdi. Romanya'da ciddi bir Polonya'da Romanya'da ciddi bir Rus azınlık nüfusu var. Şimdi Estonya, Letonya diyoruz. O ülkelerin yüzde 25 bazı illerinde yüzde 75'i Rus, Rus olmasını da önemsemiyor Putin. Rusça konuşuyorsa benim için yeter diyor. Yani bu ülkelerde bir süre sonra bir Rus azınlığının İç eylemlilik yapması Rusya'nın buraya müdahale etmesi için yeter. Yani büyük devletler kural tanımıyor arkadaşlar. Yani bu uluslararası yasalar, kanunlar bunlar küçük devletler için. büyük dev Yani Amerika savaş suçundan yargılandığını Amerikan askerlerinin Afganistan ya da Irak dolayısıyla gördünüz mü? Göremezsiniz. Büyük devletler katliam da yapar, saldırır da, işgal de eder. Çünkü onlar derler ki biz yapabiliriz. Kanunlar, yasalar, küçük devletler için Rusya kural tanımaz bu anlamda. Baltık ülkelerine, Ukrayna ile işi bittiği gibi ilk vuracağı ülke Polonya, Baltık ülkeleri ve ardından da bu politikasını değiştirmezse Almanya. Arkadaşlar şu anda tüm Avrupa Birliği ülkeleri, Baltık ülkeleri ve Almanya başta olmak üzere ordularını güçlendirmeye çalışıyorlar. Bakın Almanya'da ilanlar verdiler. Hatta Türkçe ilan verdiler. Dediler ki gelin Alman ordusuna katılın. Şu ana kadar Alman ordusu hiç bu kadar alarm durumuna geçmemişti. Nitekim değerli izleyicilerimiz pek çok ülkede askerlik yeniden zorunlu hale geliyor. Bunun sebebi ne? Rusya korkusu. Bu Rusya korkusunu Almanya'yı yönetenler biliyor, görüyor ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin de artık kuklası oldu bütün Avrupa Birliği. Amerika Birleşik Devletleri 8 bin kilometre öteden diyor ki, diyecek ki, otur diyecek, oturacaklar. Kalk diyecek, kalkacaklar. Bu saatten sonra Almanya'nın kendi başına herhangi bir karar alma şansı yok. Ekonomik olarak da, askeri olarak da, siyasi olarak da artık Almanya, Almanya demek Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin emrine girdiler. Bu büyük bir plan Fatih. İsrail ile Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki soykırımdan ötürü Almanya'dan intikam planı. Almanya'yı Rusya'nın önüne serdiler ve intikamını İsrail her ne kadar şirinlik yapsa da Alman yöneticileri İsrail'e bu şekilde politikalar devam ederse sonları Rusya'dan olacak. Şimdi güzel haberler vereceğiz. Recep abi bizi özellikle yurt dışından izleyen vatandaşlarımızın pek çoğu Türkiye'de bir yatırım yapmak istiyor, Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorlar. Bunların başında da biliyorsunuz Türkiye'de gayrimenkul yatırımı ve arsa yatırımı. Arsa yatırımı bildiğiniz üzere tüm alıcılarına kazandıran bir yatırım. Paranıza para katmak istiyorsanız doğru bir yerden ama arsa yatırımı yapabilirsiniz. Biz hep anlatıyoruz uzun bir süredir. Çok sayıda yurt dışında yaşayan vatandaşımız bu fırsattan yararlandı ve yararlanmaya devam ediyor. Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük projesi olan Asos arsada taksitli bir şekilde evet, vatandaşlarımız 625 metrekare villa arsaları alabiliyorlar taksitli. Evet. Ne diyorsun abi? Fatih ulaşım açısından şu an Türkiye'nin en kolay bölgelerinin iki köprünün iki girek. E, e, Çanakkale Köprüsü'nün gerek Osman Gazi Köprüsü'nün ikisinde otoyolların arasında kalıyor bölge. Doğal, bakir, korunmuş, gürültüden, kalabalıktan uzak, etrafı çam ormanları ve meşe ormanlarıyla çevrili Zaten binlerce yıl öncesinden de yerleşimin olduğu bir bölge. İlk insanlıktan beri bu bölge yerleşim için seçilmiş. Eskilerin bir bildiği vardır diyorum. Belki zamanda şimdi. Dolayısıyla bu bölgedeki yapı, fiyatlar da tavana vurmadı. Yatırım yapanların kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Evet, değerli izleyicilerimiz. Siz de geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Sadece 1 milyon TL peşinat. Ve ayda 34 bin TL taksitle, yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi anlaması için söylüyorum 30 bin euro peşinat, 36 ayda biner euro taksit, toplamda taksitli satış fiyatı 66 bin euro. Peşin almak isterseniz 60 bin euroya 625 metrekare Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın en önemli mavi bayraklı plajlarının dibindeki bu arsalardan villa arsalarından siz de alabilirsiniz. Kazançlı çıkarlar. Evet kısa bir süreliğine taksitli satışlar geçerli bilginiz olsun. Şimdi yararlanabileceğiniz iki tane güzel konudan bahsedeceğim. Onun öncesinde Recep abi sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz şimdi anlatacaklarımı da lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Geçmişte Türkiye'de herhangi bir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilirsiniz. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız. Özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede çalışmasanız dahi, geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Ekrandaki telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki görevli arkadaşlarımız sizinle hemen düşüyor ya da mesaj atabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Ben veya eşim ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye WhatsApp'tan hemen mesaj gönderebilirsiniz. Sadece bir kişi 150 euro ödeyerek dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye gitmenize de gerek kalmadan tüm emeklilik işlemlerini yaptırabilecek ve emekli olacak. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunu Whatsapp'tan yine görevli arkadaşlarımıza gönderiyorsunuz ve size hemen bir randevu veriyorlar. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanlarıyla görüntülü bir şekilde dünyanın neresinde olursanız olun hemen görüşüyorsunuz ve işlemlerinizi başlatıyorsunuz. Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız benim de eşimin de Türkiye'de bir garantisi olsun diyorsanız bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli. Eğer karı koca ya da iki kişi birlikte danışmanlık alırsanız %50 indirim var. Normalde iki kişi 300 euro yaparken sadece 225 euro ödeyeceksiniz ve geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bu fırsattan özellikle hanımların yararlanmasını istiyoruz. Kısa bir süreliğine geçerli bilginiz olsun. Geldik 3. habere. Şimdi özellikle Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız içerisinde ben Türkiye'de saç ektirmek istiyorum diyenler var. Ama biliyorsunuz saç işi, sağlık işi güvenli bir yerden yaptırmak gerekiyor. Bunun için bizim kanalımızın izleyicilerine özel büyük bir fırsattan bahsedeceğim. Siz kendinizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız ister hanımlar, ister beyler biliyorsunuz Hanımlar da saçla ilgili kaşla ilgili vesaire ile ilgili pek çok işlem yaptırabiliyorlar şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz Türkiye'nin en önemli ve en güvenilir saç ekim merkezlerinden bir tanesi olan Sagrada'nın iletişim numarasıyla hemen irtibata geçiyorsunuz beni izlediğinizi söylüyorsunuz ve bizim kanalımızın izleyicileri dünyanın neresinde olursa olsun ücretsiz muayene hakkı kazanıyor Uzmanlar sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor, durumunuza bakıyor ve daha sonra size randevu veriyorlar. Türkiye'ye gittiğiniz zaman da işlemlerinizi yaptırıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Bizim kanalımızın izleyicilerine yüzde %10 indirim var. Beni izlediğiniz söylediğinizde hemen size randevu verilecek. Uzmanlar sizi arayacak ve yüzde %10 indirimle kazanacaksınız. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.